Mola bitti, çalışmaya devam ediyoruz. Özel hukukun üçüncü dalındayız. Medeni bitti, borçlar bitti, ticaret hukuku diğer bir dalı. Arkadaşlar, ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalına biz ticaret hukuku diyoruz. Ticaret hukukunda kendi içinde alt dalları var. Ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, deniz ticareti hukuku, sigorta hukuku, taşıma hukuku gibi dalları var. Hukuku hukuku derken de vuk diye kalıyoruz böyle söylerken. Şimdi bunların alt dallarında neler var onlara bakacağız. Sınavda şu gelmişti daha önceki yıllarda. Soru şöyle geldi. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen şirketlerden biri değildir diye sordu. Şimdi bir başlayalım bakalım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Ticaret hukukunun alt dallarından bir tanesi ticari işletme hukukudur. Arkadaşlar ticari işletme deyince aklıma ne gelir? Ticari işletmelerde amaç nedir arkadaşlar? Amaç kazanç sağlamaktır. Öyle değil mi? Şimdi ben bir işletme kursam benim amacım ne olacak? Hayrına kurmuyorum işletme, öyle değil mi? Para kazanmam lazım diyorum ve kazanç sağlamak amacıyla yola çıkıyorum. Burada bir iki kavram karşıma çıkacak benim. Bizde bir ticari işletme bir de esnaf işletmeleri vardır arkadaşlar baktığınızda. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye biz tacir deriz. Tamam. Mesela biz bir işletme kurduk. X işletmesi dedik. Amacım ne burada yine benim? Kazanç sağlamak arkadaşlar. Bu ticari işletmeye ben kısmen dahi olsa kendi adıma işletiyorsam eğer ben ne oluyorum? Tacir oluyorum. Tamamını işletmek zorunda bile değilim bakın. Kısmen dahi olsa, bir daha söylüyorum, bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir. Peki bir de esnaf var arkadaşlar. Esnaf da nakdi sermayeden çok bedeni gücüne dayanarak çalışan kimse olarak ifade edilir diyoruz. Ticaret hukukunun diğer bir dalı şirketler hukuku. Şirketler arasındaki ilişkileri düzenliyor. Şirket nasıl kurulur, ne kadar sermayeyle kurulur, kaç kişiyle kurulur, kurulma usulleri nedir? Şirketteki ortakların sorumlulukları nedir? Sınırlı sorumlu mudur? Yoksa koymuş olduğu malla mı sorumludur gibi kavramları düzenleyen hukuk dalı da şirketler hukuku arkadaşlar. Biz tabii ki hangisi kaç kişiyle kurulur, nasıl kurulur, neler yapar ona bakmayacağız. Bu detaylar bizim için çok fazla olur. Türk Ticaret Kanunu diye bir kanunumuz var arkadaşlar. Türk Ticaret Kanunu bu saymış olduğum şeyleri anlatıyor. Yani şirketlerin kullanım kılavuzu gibi düşünebilirsiniz, tamam mı? Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen şirketlerin isimlerini bileceğim ben. Kolektif şirket, adi komandit şirket, anonim şirket, limited şirket, paylı komandit şirket ve kooperatif şirketler olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen şirketlerin vardı. Tüzel kişilerin içinde kooperatifleri bir kere daha saymıştık hatırlıyorsanız. Hemen de hatırlayalım, kooperatif kaç kişiyle kuruluyordu arkadaşlar? 7 kişiyle kuruluyordu. Şimdi biz burada Türk Ticaret Kanunu'ndaki şirketlerin isimlerini öğrendik. Bizim Borçlar Kanunu diye bir kanunumuz var arkadaşlar. Borçlar Kanunu'nda adi şirket adında bir şirket düzenlenmiştir. Tamam. Adi şirket dediğimiz şirket Borçlar Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Bileceğim bu detayını sayısını değil. Hangisi Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen şirketlerden biri değildir diye sordu sınav. Cevabı zaten adi şirketti. Adi şirket Borçlar Kanunu'nda düzenlenen şirketlerden bir tanesidir deyip geçiyoruz. Kıymetli evrak hukukuna geliyorum. Arkadaşlar bir A4 elime aldığımda bu kıymetli evraktır diyebilir miyim sizce? Hayır diyemem değil mi? Kıymetli evrak nasıl olması gerektiği kanunda yazar. Kıymetli evrak dediğim şeyler nedir mesela? Bono, poliçe, çek gibi şeyler kıymetli evrak olarak sayılabilir mi arkadaşlar? Evet, sayılabilir. Peki burada ben neyi bileceğim? Bir cümle bileceğim sadece. Arkadaşlar, hak senetten ayrı ileri sürülebilir mi acaba? Şimdi benim bir yere borcum var ve senet yok, kaybetmiş. Ben o borcu ödemedim de senet olmasa bir şey iddia edebilecek mi? Hayır edemeyecek başka bir şey de yoksa. Burada diyorum ki hakla senet arasında kuvvetli bir aşk vardır. Kıymetli evrak üzerinde yazılı olan hak senetten ayrı ileri sürülemez. Bono, poliçe, çek gibi şeyler de bizim kıymetli evraklarımız olarak geçer arkadaşlar. Çok takılmayın. Geliyorum şimdi deniz ticareti hukukuna. Denizde ticaret nasıl oluyor? Burada iki kavram karşıma çıkacak. Bunlardan bir tanesi navlum sözleşmesi olacak arkadaşlar. Testlerde tanımlarını görürsünüz zaten soruları çözerken.
Deniz yoluyla eşya taşımak için yapılan sözleşmeye biz navlun sözleşmesi adını veriyoruz. Tamam. Karadaki nakliye gibi düşünün mesela. Deniz yoluyla eşya taşımak amacıyla yapılan sözleşmeye biz ne diyormuşuz? Navlun sözleşmesi. Peki taşıma yapılıyor. Peki taşımayı hayrına mı yapıyor? Hayır. Diyor ki navlunu alayım. Navlun ne be diyorum. Taşıma karşılığında ödenen ücret arkadaşlar. Demek ki yapmış olduğumuz sözleşme navlun sözleşmesiymiş. Taşıma karşılığında ödenen ücrete de ne diyormuşuz biz? Navlun adını veriyormuşuz. Anlaştık mı? Anlaştık. Buralarda dikkat ediyorsanız çok kısa kısa geçiyorum. Testlerde soru geldiği için anlattığım bir bölüm aslında. Sınav bunlarla çok ilgilenmez arkadaşlar. Sigorta hukukuna geliyorum şimdi. Sigorta hukuku yaşamımızın büyük bir parçasına var aslında arkadaşlar. Burada bazı kavramlar karşıma çıkacak. Mesela şey düşün, araba alıyorsunuz, diyor ki sigortasını yaptırdın mı? Değil mi? Bu önemli. Bir duyuyorsun, aa futbolcu bacaklarını sigortalatmış. Şarkıcı sesini sigortalatmış. Manken yüzünü sigortalatmış. Birisi gülüşünü sigortalatmış. O zaman isteyen istediği yerini sigortalatabiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın bizde özel sigorta ve sosyal sigorta, SGK var biliyorsunuz. Biz burada özel sigortadaki kavramlardan bahsedeceğiz biraz. Arkadaşlar, sigorta primi diye bir şey var. Sigorta primi. Berk, sen nereni sigortalatmak isterdin? Kendi üzerinde. Evet, kendi üzerinde. Gözlerimiz vardı. Neden gözlerini sigortalatmak isterdin Berk? Salladın kafadan. Sigorta primi, sigorta tazminatı ve sigorta sözleşmesi. Hemen şuraya geliyorum. Burada bir sigortacımız olsun. Sigortacı. Burada da sigorta ettiren olsun. Arkadaşlar, sigortacı A ile sigorta ettiren B arasında bakalım neler geçecek. Ben şimdi mankenim. Tamam. Mankenim ve yüz mankeniyim aslında. Gülüşüm falan benim için çok önemli arkadaşlar. Ben de dedim ki iş hayatımda bu beni çok etkiliyor. Gülüşümü sigortalatmam gerekiyor benim dedim. Sigortacıya gittim. Kapıyı çaldım, tık tık. Sigortacı ben geldim. Gülüşümü sigortalatacağım dedim. Sigortacı da tabii ki önce dedi aramızda bir sözleşme yapmamız lazım. İşte bu sözleşmenin adına biz sigorta neyi deriz arkadaşlar aslında? Sigorta poliçesi. Sigortacıyla sigorta ettiren arasında düzenlenen belgeyi sigorta poliçesi diyoruz. Neyimi sigortalattım ben? Gülüşümü. O zaman şu cümle doğru olur mu? Bence olur. Kişinin sesini, güzelliğini sigortalatabilmesi mümkündür. Futbolcunun bacaklarını sigortalatması gibi. Arkadaşlar, yüz mankeniyim dedim ve gülüşümü sigortalattım. Allah korusun. Bir felç geçirsem ne olacak? İşte bak, bunları düşünerek kazancım gidecek. O yüzden sigortamı yaptırdım diyorum. Poliçeyi imzaladık. Sigortacı bana der ki benim bu sigorta yapmam için senin bana önce bir bedel ödemen lazım. Sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenen ücrete biz sigorta primi deriz arkadaşlar. Tamam, sigorta primi deriz. Risk gerçekleştiğinde sigortacının felç geçirdiğimde mesela sigorta ettiren ödediği ücrete de sigorta neyi deriz? Tazminatı adını veririz. Tamam mı? Sabah Tümer kahkahalarıyla meşhurdur, öyle değil mi? Hep derler gülüşünü sigortalatmış. Ezgim olayı düşündüğünüzde çok sık diş macunu reklamı çekiyor değil mi? Bu da onun için de önemli bir şey o zaman. Bu anlamda arkadaşlar kişiler meslekleri gereği, kazançları gereği seslerini, güzelliklerini ya da bacaklarını, kollarını sigortalatabiliyorlar diyoruz. Anlaştık mı? Siz de istediğiniz yeri sigortalatabilirsiniz. Tamam. Devam ediyorum şimdi. Taşıma hukukunun sadece adını bilseniz bile yeter. Ticaret hukukunun alt dallarından bir tanesidir dedik. Arkadaşlar şimdi bakın, bu bölüm ticaret hukuku bölümü, vay diyecek kadar sınavda karşıma çıkan bir bölüm değil benim. Binde bir, şunu da nasıl sordu onu da bilmiyorum, sormaması gerekiyordu. Detay bir bilgiydi bizim için aslında. Çok takılmayın buraya çalışırken. Ama şimdi anlatacağım konu özel hukukun son dalı olan devletler özel hukuku ve çok önemli. Hani bunu çok önemsemeyin demeyim tabii ki bunu, ama çalışırken devletler özel hukuku benim için çok önemli olacak. Çünkü sınavda sorusu geliyor. İçinde vatandaşlık gibi kavramlardan bahsedeceğim. Vatandaşlık nasıl kazanılır, nasıl kaybedilir, evlenerek vatandaş olabilir miyim?
İkamet ederek vatandaş olabilir miyim? Öylesine olabilir miyim? Beni vatandaşlıktan kim atar? Atılırsam ne olur? Ya bu gibi şeylerden bahsedeceğiz. O zaman özel hukukun son dalı olan devletler özel hukukundan bahsedeceğiz. Özel hukuk kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemiyor muydu arkadaşlar? Evet. Devletler özel hukuku da kişilerin devletlerle ilişkilerini ya da farklı devlet kişileriyle olan ilişkilerini düzenleyen bir dal aslında. Bu başlıkta nelere bakacağız? Önce uyrukluk dediğimiz bir bağ var arkadaşlar. Uyrukluk ya da tabiat bağı dediğimiz bir bağımız var. Ondan bahsedeceğiz. Bunun üzerinde zaten fazla duracağız. Sonrasında, hatta sonrasında değil, ben hemen bunları anlatıp çıkaracağım size. Burada yabancılar hukuku, yabancı nedir? Ondan bahsedeceğiz. Hangi hakları kullanır, hangi hakları kullanmaz? Bir de şöyle bir kavram var. Testlerde yine karşımıza çıkabiliyor bazen. Kanunların ihtilaf etmesi durumu var. Kanunlar ihtilafı gibi şeylerden bahsedeceğiz. Tamam. Evet, şimdi kimliğini eline aldın, açtın. Herkes şimdi videoyu durdursun. Kimliği eline alsın. Uyruğuna baksın. Uyruğunuzda ne yazıyor arkadaşlar? Berk, ne yazıyor uyruğunda? T, değil mi? TC. Arkadaşlar bakın, diyor ki kişileri ve şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağın adı uyrukluk bağıdır. Hemen ne diyorum o zaman? Uyrukluk bağı ne demekmiş? Kişileri ve şeyleri. Şey ne burada? Kişileri ve şeyleri. Şey dedi, uçak ve gemi arkadaşlar. Uçak ve gemi de devlete uyrukluk bağıyla bağlıdır yani. Kişileri ve şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağın adına biz ne diyormuşuz? Uyrukluk bağı diyormuşuz, tamam mı? Hukuki ve siyasi bağın adı uyrukluk bağıymış. Sınavda bu tanım soruldu arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Anlaştık mı? Peki ben devlete uyrukluk bağıyla bağlıyım. Kimliğimde de yazıyor arkadaşlar. Devlete uyrukluk bağıyla bağlıyım ben. Devlete uyrukluk bağıyla bağlı olan gerçek kişilere de diyor ki vatandaş. Bu da çıktı sınavda tanıma. Karıştırmayacağım o zaman. Kişileri ve şeyleri bağlayan bağın adı uyrukluk bağıyken devlete, bak ne diyoruz? Devlete uyrukluk bağı ile bağlı olan gerçek kişilere, yani bizlere, gerçek kişilere de ne diyormuşuz biz arkadaşlar? Vatandaş diyoruz. İki tanım birbirinden farklı şeyleri anlatıyor. Lütfen ikisini karıştırmayın. Devlete beni uyrukluk bağı bağladı. Devlete uyrukluk bağı ile bağlı olduğum için ben de ne oldum? Vatandaş oldum. Arkadaşlar 1982 anayasasına göre anayasasında vatandaşlıkla ilgili bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Türk vatandaşlığı 1982 anayasasının siyasi haklar ve ödevler başlığında düzenlenmiştir. Bu kapsamda bu yazacağım maddeler çok önemli. Lütfen unutmayın. Bu kapsamda nelerden bahsedeceğiz? Şöyle diyeceğim ki Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes neymiş arkadaşlar? Herkes Türk'tür. Ayrıca bu Atatürk milliyetçiliğine bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar, tamam mı? Yani sen ister İngiliz ol, ister Fransız ol diyor. Türkiye devletine vatandaşlık bağıyla bağlıysan sen Türksün diyor. Anlaştık mı? Peki geliyorum, der ki dikkat. Türk anne veya babadan doğan çocuk Türktür. Dikkat edin bir şeye burada. Türk anne ve baba demiyorum bak, veya diyor. Arkadaşlar anneniz ya da babanız birinin Türk olması benim Türk vatandaşı olmam için yeterli sebeptir. İngiliz ile Türk evlendi. Anne İngiliz, baba Türk ya da hiç fark etmez bak. Baba İngiliz, anne Türk olsa fark eder mi? Etmez. Herhangi birinin Türk olması, Türk vatandaşı olması için nedir arkadaşlar? Yeterlidir diyoruz. Vatandaşlık kanunun gösterdiği şekilde kazanılır ve kaybedilir. Vatandaşlık kanunun
gösterdiği şekilde kazanılır ve kaybedilir. Şekilde kazanılır ve kaybedilir. Demek ki bu düzenlemeler kanunla yapılıyormuş. Bu başlık sınavda çok çıkıyor. Bakın 2-3 senede bir bu başlığı soruyor sınav. Çok önemli. Soru potansiyeli çok yüksek bir başlıktır. 82 Anayasası'na göre Türk vatandaşlığına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Tamamlayayım hepsini. Yanlış olarak neyi kullanıyor onu da söyleyeceğim size zaten. Başka ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar, bir kere diyor ki hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde yazarken de bekletiyorum sizi biraz ama siz de yazıyorsunuzdur değil mi? Bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça, yani diyor ki sen bunu yapmadıkça diyor vatandaşlıktan çıkaramazsın kimseyi. Bulunmadıkça vatandaşlıktan ne yapılamazmış? Çıkarılamazmış. Böyle bir şey yaparsa kapıya koyarız, affetmeyiz tabii ki. Dikkat! Arkadaşlar, vatandaşlıktan çıkarılma kararlarına karşı, demek ki bak şimdi diyor ki hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Eyvallah. Ama bir de diyor ki bunu yaparsa kapıya koyarım. Demek ki vatandaşlıktan çıkarma, vatandaşlığı kaybettirme diye bir karar alınabiliyor bizde. Ve bu karara karşı dikkat. Vatandaşlıktan çıkarılma ile ilgili kararlara karşı. İle ilgili kararlara karşı dikkat edin. Yargı yolu açıktır arkadaşlar, kapatılamaz. Yargı yolu açıktır ve ne yapılamazmış? Kesinlikle kapatılamazmış. Sınav geliyor, diyor ki vatandaşlıktan çıkarılma ile ilgili kararlara karşı yargı yolu kapalıdır. Yanlış, açıktır. Asla kapatılamaz arkadaşlar. Genel hüküm dedi ki vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça hiçbir Türk vatandaşlıktan çıkarılamaz. Yaptı diyelim ki bunu, sattı ülkeyi ve bu ortaya çıktı. Vatandaşlığın kaybettirilmesi diye bir durum var arkadaşlar. Bakın, vatandaşlık kanunun gösterdiği şekillerde kazanılıyor ve kaybediliyordu değil mi? İsteğe bağlı çıkma durumu olduğunda bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ilgileniyor. Ama vatandaşlığı kaybettirme durumunda, kapıya koyuyorum ben burada kişi, bakın. Vatandaşlığı kaybettirme kararını artık alan kişi Cumhurbaşkanı'dır arkadaşlar. Tamam. Cumhurbaşkanı tarafından alınan bir karardır bu. Cumhurbaşkanı kararıdır. Şimdi bir şeye yine dikkat edin. Diyor ki hani vatandaşlıktan çıkarılma ile ilgili kararlara karşı yargı yolu ne? Açık değil mi? Kapatılamaz. Diyor ki vatandaşlıktan çıkarılma ile ilgili kararlara karşı hangisine başvurulur? Çat diye atlıyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Yanlış. Anayasa Mahkemesi'ne ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmiyorum arkadaşlar. Kararı kim aldı? Cumhurbaşkanı değil mi? Kapıya kim koydu? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının almış olduğu kararlara karşı benim gideceğim yer Danıştay'dır. O yüzden ben Cumhurbaşkanı kararıyla vatandaşlığımı kaybetmişsem eğer gideceğim yer neresiymiş? Danıştay'mış arkadaşlar. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Şimdi dedik ki vatandaşlık kanunun gösterdiği şekilde kazanılır ve kaybedilir. Arkadaşlar, kanun anlatıyor, böyle böyle olur, böyle böyle olur. Şimdi ben, annem babam Türktü ve Türk vatandaşı oldu. Ben vatandaşlığımı nasıl kazandım? Ya da zaten otomatik mi oldum? Evet. Şimdi bakın, vatandaşlık iki tiptir. Biri aslen kazanma. Biri de mükteseb, kazanılmış vatandaşlık demektir. Mükteseb kişi sonradan da vatandaş olabiliyor. Ben doğumla vatandaş olmuşsam eğer bunu nasıl kazanmışımdır? Aslen annem babam Türktü, ben de Türk vatandaşı olarak doğdum. Annem İngiliz, babam Türktü. Ben Türk vatandaşı olmayı, Türk vatandaşı yaptılar beni. Türk anne ya da babadan doğan çocuk bir tanesi bile Türk olsa yetiyordu çünkü. Doğumla kazanmışsam aslen. Sonradan kazanabilir miyim? Kazanabilirim tabii. Mesela evlat edinme yöntemiyle olamaz mı? Olabilir. Evlat edinme olabilir. Peki ben evlenerek de olabilir miyim? Elbette olabilirim. Evlenerek de vatandaş olabilir miyim? Olabilirim. Ama biliyorsunuz ki bu anlamda suistimal ediliyor bu şeyler. Evleneyim, vatandaş olayım, çat seni boşayım. Buraya baktığınız zaman arkadaşlar bana diyor ki kişi sonradan vatandaş olabilir. Evlendi mi diyor. He dedim, ben evlendim, evlenerek vatandaş olacağım. Peki ikamette olabilir miyim acaba? Kişi
İkamet koşuluyla olabilir mi? Evet. Evlilerde alma hakkı vatandaşlığı 3 yıl evli kalması gerekir kişinin. İkametle vatandaş olmak istiyorsam 5 yıl evlilik sürem var arkadaşlar. Demek ki kişi Türkiye'de ikamet ederek vatandaşlık almak için ne kadar ikamet etmesi gerekiyormuş? 5 yıl. İngiliz'le evlendim. İngiliz'in Türk vatandaşlığını alması için benimle kaç yıl evli kalması gerekiyormuş? 3 yıl bana katlanması gerekiyormuş. Anlaştık mı? Peki şimdi bunlar bizim vatandaşlık kavramlarından bahsettiğimiz şeyler. Yabancı nedir? Şimdi ben neyim? Ben vatandaşım. Devlete uyruklu bağıyla bağlı olan kişiye ne derim? Vatandaş. Yabancı kim? Berk yabancı kim? Türk vatandaşı olmayan kişi de nedir arkadaşlar? Yabancı, değil mi? Yabancı. Elo, el, yabancı. Bu şunu söyler. Yabancı hangi hakkı kullanır, hangi hakkı kullanamaz? Arkadaşlar yabancılar, şimdi biz bu videodan sonra hakları anlatacağım size. Özel hakları kullanırlarken kamu haklarının tamamından faydalanamazlar. Bakın kamu haklarının tamamını ne yapamıyorlar? Kullanamıyorlar baktığımızda. Şimdi buraya geldim mesela ne olabilir? Hatta 2021 KPSS sorusu şuydu. Dedi ki aşağıdakilerden hangisi yalnızca Türk vatandaşları faydalanabilir gibi bir soru sordu. Yani yabancı kullanamaz dedi. Arkadaşlar bizde kamu hizmetine girme hakkını. Şimdi bak kamu hizmetine girme. Oturduğunuz sınava çalışıyorsunuz değil mi? Atanırsanız siz kamu hizmetine girmiş sayılacaksınız. Memur olmanın koşullarından bir tanesi ne? Türk vatandaşı olmak. Bak yabancı kamu hizmetine ne yapamadı? Giremedi arkadaşlar. Bir zahmet giremesin dediğinizi duyar gibi oluyorum burada. Peki mesela bakıyorum yabancının dilekçe hakkı var mıdır? Karşılıklılık esası gözetilerek yabancıların dilekçe hakkı vardır. Temel haklarda anlatacağım anayasa kısmında. 2001 yılında yabancılara karşılıklılık ve ikamet yükümlülüğü getirilerek dilekçe hakkı tanındı. Yani İngiltere bana dilekçe hakkı vermişse ben de İngiliz'e verdim diyor. Detaylarını anlatacağım. Dilekçe hakkı var mı? Var. Peki yabancı vergi öder mi? Bir zahmet ödesin. Arkadaşlar bakın vergiyi herkes ödemiyor mu zaten? Baktığında yabancı en basiti bir markete girip alışveriş yapmıyor mu? He, KDV'sine dahil bak ödüyor. Yabancı vergi ne yapar? Öder arkadaşlar. Anlaştık mı? Ama yabancı kamu hizmetine girebilir mi? Hayır, giremez. Yabancı hastalandı, bakmam mı diyecekler? Hayır, bakacaklar. Demek ki yabancılar özel hakların hepsini kullanırken kamu haklarının tamamından ne yapamıyorlarmış? Faydalanamıyorlarmış. Özellikle kamu hizmetine giremediklerini unutmayın. Ya da baktığımda bir işte siyasi parti üyesi olabilir mi yabancı gelip? 30 Türk vatandaşının bir araya gelmesiyle kuruluyor diyoruz değil mi siyasi parti için biz baktığımızda kurucu üyelerinden biri olabilir mi? Olamaz. Ben muhtar olacağım. Muhtar adayınız George. Olur mu? Hayır. Vatandaş olması gerekiyor. Anlaştık mı? Demek ki hepsini kullanamıyor kamu haklarını. Kanunlar ihtilafına geldiğimde, ihtilaf çatışma demek arkadaşlar. Şimdi birden fazla uyruklukları bulunan kişiler. Şurada bir İngiliz var. Şurada Türk var. Tamam. Ya da şurada bir Alman var. Burada bir Türk var. Farklı uyruklukta değil mi? Bak biri İngiliz, biri Alman, bunlar da Türk. Diyor ki farklı uyruklukta bulunan kimseler arasında ortaya çıkan uyuşmazlık durumuna biz kanunların ihtilaf etmesi diyoruz arkadaşlar. Şey düşünün mesela İngiliz'de Türk vatandaşı evlendi. İngiltere'de evlendiler. Fransa'ya tatile gittiler. Türkiye'den göçtüler, Yunanistan'a gittiler, boşanmak istiyordu. Nerede boşanacak bunlar? Bak farklı uyrukluktaki kişiler arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklar. Çünkü biri İngiliz, İngiliz hukuku var. Biri Türk, Türk hukuku var. Ne olacak şimdi burada? Bu gibi şeyleri düzenleyen hukukta kanunlar ihtilafı olduğu. Böylelikle arkadaşlar özel hukuku tamamlamış sayılıyoruz alt dallarını. Hepimize hayırlı olsun. Neler gördük biz özel hukukun içinde? Sürekli tekrar edeceğim arkadaşlar. Tekrarları unutmamanızı sağlayacak çünkü. Medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve devletler özel hukukuydu. Özel hukukun en geniş dalı medeni hukuktu. Medeni hukukta kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, miras hukuku gibi kavramlardan bahsettik. Sonra borçlara geçtik. Ticareti bu videomda işlemiştim zaten. Son olarak da devletler özel hukukunu verdik ve özel hukuk dallarını tamamladık. Şimdi sırada artık haklar var. Daha keyifli konulardır. Ben hakları anlatmak üzere hazırlanmaya gidiyorum. Sizi de bekliyorum. Görüşürüz.